the last minutes with some advantage that we should have managed better. But I cannot say nothing bad about my players because they play with desire the whole night. İyi akşamlar. İlk olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte avantaj Fenerbahçe'deydi. Sonra eşleştik yarıda. İkinci yarı çok sert geçti. İki takım da her rebound için, her pozisyon için, her top için savaştı. Sonuçtan çok mutlu olduğumu söyleyemem. Özellikle son saniyelerde avantajı iyi kullanamadık. Takımın bütün maç boyunca Fenerbahçe Beko'yu yenmenin ne kadar zor bir şey olduğunu bilinciyle oynadı. O yüzden onlar için de olumsuz bir şey söyleyemem. Euroleague'de her maç zor ve ikinci yarıda Maccabi maçıyla başlayacağız. As before, now he's physically okay and he's giving us a lot of things on the court, defensively and offensively. Rudy geçen sene Belgrad'da çok önemli rol oynadı, özellikle savunmada. Sizce gelişiyor mu? Bence bütün kariyeri boyunca çok iyi bir savunmacıydı. O yüzden geliştiğini düşünmüyorum. Çok fazla sorunlar yaşadı önceki senelerde. Ama hem savunmada hem hücumda çok iyi bir oyuncu. Thank you. Thank you, coach. Always game against Real Madrid is very special game for us. Euroleague'de geçen sene final oynayan takıma karşı oynadık. Ve Real Madrid'e karşı oynadığımız bütün maçlar özeldir. We started in an excellent way defensively first of all. First quarter. Savunmalar çok iyi başladılar ilk çeyrekte. In second quarter we biz başladık özür dilerim. Not enough patient to shut the ball in better condition to be open shot. İkinci çeyrekte topu kullanırken biraz sabırsız davrandık özellikle açık atışlarda. And if I remember we shot for 3.3 or 15. Ve 3 sayılıklardan sadece 15'te 3 attık. This with kind of percentage is very very difficult. Ve bu bizi çok zorlayan bir yüzde. We didn't play with enough confidence offensively. Hücum açısından yeterli özgüvenle oynamadık. This is the first of all way how Real Madrid play defense, that they invite you to shot the ball. And it was always like having doubt. We shot, we don't shot. And if you come in this situation, it's very, very difficult to score. Real Madrid'in hücum şekli sizi topu atmaya zorlayan bir şekilde atayım mı atmayayım mı kararsız anlarımız oldu ve bu durumlarda skor üretmek çok zor oldu. And again in some period in second half we coming back the way how we started the game and after that again the way how we played second quarter. İkinci çeyrekte maça başladığımız gibi oynamaya başladık ama tekrar sonra ikinci çeyrekteki performansa döndü oynayışımız. So this is the picture of this game. We need to understand this and to work in that way. Bu oyundaki tablo bu. Bunu iyi anlayıp düzgün şekilde çalışmamız gerekiyor. And the best thing it was our reaction in last 2 minutes. As Real Madrid lead 6 points. Ve en güzel şey de son 2 dakikadaki reaksiyonumuz Real Madrid 6 sayı öndeyken. And having position. Ve pozisyon varken. So we play excellent defense. Müthiş savunma oynadık. And we try to shot the ball in a normal way. Ve topu da normal şekilde kullanmaya çalıştık. And plus, the main reason that we win the game it was our offensive rebound. Maçı kazanmamız en önemli sebebi de hücum reboundumuzdu. And you coming to this point to decide one offense and one defense, our reaction was excellent, especially this out 15 seconds until the end that we execute very good. Gigi Datome quality that he have like player, score basket and one. And this give us advantage and it was final result. Son dakikalarda hem hücumu hem savunma açısından doğru şeyler yaptık ve Gigi Datome'nin kullandığı top da kazanmamıza sebep oldu. And after that, okay, 6 seconds that Real Madrid have lot of players that are able to score very easy baskets. 6 saniyede Real Madrid'in çok iyi oyuncuları var, çok iyi atışlar üretebilirlerdi. Campazzo coming to shot the ball but this time luck it was on our side. Campazzo şut kullanmaya çalıştı ama şans bizim tarafımızdaydı. So congratulations to my players for excellent reaction at the end of the game. Oyuncuların maç sonundaki müthiş reaksiyonlar için tebrik ediyorum. But I insist on that we need to improve how to play against teams that they prepare specific way to play defense against us. Bizim mutlaka şunu düzeltmemiz lazım. Bize karşı savunma geliştiren takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini. First part of Euroleague is finished but we need to continue to understand that we have 15 more games.
Euroleague'in ilk yarısı bitti ama unutmamız lazım ki 15 maçımız daha var. Çok iyi pozisyondayız ama düzeltmemiz gereken şeyler de var. This means that we need contribution of more players. Daha fazla oyuncunun katkısına ihtiyacımız var. Especially because the season is very long and until today happened many times that we are without of our key players. Çünkü sezon çok uzun ve şu ana kadar çok fazla asıl oyuncularımızdan eksik oynadığımız maçlar oldu. But the way is like today, everybody to be ready to help the team. We beat excellent team, that's Real Madrid, that have a lot of character, a lot of quality. But we fight until last second and because of this we won the game. Ve bugün olduğu gibi de herkes savaştı takımla maçın sonuna kadar. Real Madrid gibi çok kaliteli, çok iyi bir takıma karşı oynadık ve son saniyeye kadar savaştık. And of course I want to thanks to our people, to our fans for one more incredible support. And to invite them to come Sunday. Last game this year will be very good if they come to show the support that we have to our players because I believe that they deserve this. Bugünkü taraftar inanılmaz desteği için teşekkür ediyorum ve pazar günkü Darüşşafaka maçına davet ediyorum, yılın son maçına. Çünkü oyuncularımın bu desteği hak ettiğine inanıyorum. Real Madrid is team that they have average of 28 three-point shots per game. Real Madrid her maçta 28 average oynuyor, 3 sayılık oraya. If you were statistic, they scored the shot today 25. İstatistiklere bakarsanız bugün de 25 atmışlar. Also this tonight it was probably our worst game talking about our three point shot. Ve bizim için de en kötü akşam olabilir üç sayılıkları konuşursak. And everything this because we was not decisive. Kararlı oynamadık. And to shot the ball. Every opportunity there you're alone. Always some doubt. I will shot, I will not shot. If you play like this, very difficult to score. Hep endişeli oynadık. Atayım mı atmayayım diye kararlı oynamadığımız için skor üretmek zor oldu. Neler belki pazar günü görürüz bazen de. İşte herkese güzel teklif edeceğim. Yok.